Sevgili takipçilerimiz, herkese Kilis'ten selamlar, sevgiler diliyoruz. Bugünkü canlı yayınımızda Kilis'in eğitim gönüllüsü, Kilis sevdalısı namı değer Hurdacı Hoca ile sohbet edeceğiz. Hocamca sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben Mehmet Kılıç. 1947. Doğumlu. Doğumlu. Kilise doğma, büyüme. Eğitim gönüllüsü amcamız ile birlikteyiz. Ayrıyeten kendisi Kilis'in yetiştirmiş olduğu ünlü hafızlardan Hafız Kamil ile akrabalık bağı var bizzat. Evet. Hafız Kamil Kılıç. Evet, neyiniz olur Hafız Kamil Kılıç? Amcam oğlu. Ayrıyeten burada da öğrencisi tarafından yaptırılmış bir kitabı var elinde. Ölüm üzerine, ölümü çokça hatırlayın. Evet. Fikret, o günü kendi omuzu tutarlar. Düşün ey insanoğlu, bir gün gelecek ki dört kişinin omzuna binip gideceksin. Pay aldı hayattan diyen vaate katarlar. Mirasçılar sevinir bana pay düştü diye. Fikret, o günü derdini bilmez de tabipler verdikleri macuneye tedbire çatarlar. Ecel geldiği vakit doktora gidersin, ya geç kalmışsın ya da ilacı ters kullanmışsın diye seni kapının önüne koyar. Fikret, o günü bol ecir almak temaiyle eş dost birikip üstüne taş toprak atarlar. Eşin dostun sevaptır diye taşı toprağı üzerine atarlar. Fikret, o günü bol ecir almak temaiyle Fikret, o günü sevdiğin en nazlı evinde hep malını harraç, mezat, ağyare satarlar. Mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkar. Dellalın eline düşer, harraç bir, yok mu arttıran diye bağırır. Fikret, o günü gördüğün işte şu mezarlar, bir lokma edip cismini bir anda yutarlar. Fikret, o günü zikre sarıl, vahşete düşme. Teyzen, deden, amcam hepsi burada yatarlar. Fikret, o günü oku kamil, oku tareten okura, toprakta doğanlar yine toprakta batarlar. Hocamca ayrıyeten Hafız Kamil neyiniz oluyor sizin? Benim amcam oğlu. Amcam oğlu. Kaç yılında doğmuş Hafız Kamil? 1911'de doğmuştur. 1984'te vefat etmiştir. Kendisi bizzat doğduğunda mı kördü? Yoksa sonradan Kilis'te trom hastalığı olmuş? Trom hastalığından dolayı kör olmuştur. Evet. Gözleri görmezken öyle bir zeka vardı ki 9 lisanı vardı. O zaman İngilizce bilinmezken kendisi İngilizce BBC radyosunu dinlerdi o zaman. Anladık. Bir de Hafız hocanın resmini de gösterelim. Böylelikle değerli takipçilerimiz kilise hemşehrilerimiz de görsün. Eski insanlarımız çok iyi bilir. Kilis'in yetiştirmiş olduğu hafızlardan bir tanesi Hafız Kamil Kılıç. Kendisinin bizzat amcası oğlu oluyor. Ve talebesi. Evet, ve de talebesi, öğrencisi olarak da yanında kalmış bizzat. Hafız Kamil Kıdeş nerelerde hocalık yapmış? Onun hakkında bilgi verir misiniz? Ulu Cami'de 60 talebe okurken, evet. Hani gözleri görmezken 3-5 tane misafir gelir, sohbet eder ve 60 tane talebenin okumuş olduğu bir harfin eksik çıktığı zaman İsmi ve soy ismiyle bağırır. Oğlum, şu ayeti şuradan geri al diye. Evet hocamca. Hafız Kamil'in böyle bir özelliği de var. Görme engelli olduğu halde. Ayrıyeten Antep'te de. Antep'te Zincirli Camisi'nde. Evet. Hani binlerce hafız yetiştirmiştir. Kilise binlerce hafız yetiştirmiştir. Kilisteki bütün imamların yetiştiren
hocadır. Bir alimin ölümü bir şeyin ölümüdür. Şimdi hocamca elinizde de bir böyle bir kitap var. Sizin elinize artı nereden geçtiyse herhalde ondan kalma değil mi kitap? Böyle kendi öğrencisinin yazmış olduğu kendi dilinden son zamanlarında öğrencisinin elinde derlediği bir kitap var. Burada bu şekilde değerli takipçilerimize hemen gösterelim. Hemen burada giriş kısmı var. Hemen Hafız Kamil'in fotoğrafları da var burada. Hemen gösterelim şöyle müsaadenizle hocamca. Evet, kendisinin bizzat fotoğrafları burada, görme engelli bir fotoğrafı, evde çekilmiş bir fotoğrafı sanırsam. Burada da sigara içerken bir fotoğrafı mevcut. 1984 yılında vefat etmiş ve de kendisinin amcası oğlu olan ve de ayrıyeten değerli takipçilerimiz kilis için eğitime desteklerinden dolayı ayrıyeten hani aslında çeker derler ya bir insan, öyle söyleyelim. Ayrıca Mehmet amcamız da kiliste birçok insanımız bilir, hurdacı olarak bilir. Ama bir yanı daha var bizi duygulandıran. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin kilis evinin açılması için bizzat oraya birçok, burada da mevcut İsmail Güven Bey'den teşekkür belgesi almış böyle bir değerli amcamız, kilisin yetiştirilmiş olduğu. Kendisini sizlerin yerine ben bizzat virüsten dolayı öpemiyoruz ama ellerinden bizzat öpmek isterim tabii ki. Her zaman Allah razı olsun kendisinden. Şöyle bir hocamca bir de fotoğrafını gösterebilir miyiz? Hocamcanın böyle dönemin rektörü, kilis 7 Aralık rektörü İsmail Güvenç Bey ile çektirmiş olduğu bir fotoğraf var. Kendisi hocamcaya teşekkür belgesi verirken kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin kilisevi açılmasında öncülük eden değerli büyüğümüz Mehmet Kıdeş amcamız, namı değer Hurdacı Hoca. Hocam üniversiteye böyle şeyin eski antika şeyler vermeniz nereden aklınıza geldi? Talep mi oldu, siz mi gittiniz verdiniz? Hayır, ben hiç olmazsa katkıla, yani paraya çevireceğime, evet, toplum yararlansın diye, bir anı olarak kalsın diye, yani ben üniversitede kilise evinin açılması için, evet, öncülük yapan değerli büyüğümüz Mehmet Kıdeş amcamıza da, namı değer Hurdacı hocamıza da teşekkür ediyoruz. Buradan, burada da döneminde 2016 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne ait Akademi Dergisi'nin yapmış olduğu bir, çıkartmış olduğu dergide de kendisine yer verilmiş bir fotoğraf. Buradan eğitim gönüllüsü. Daha önce de birçok öğrenciyi okutmuş kendisi bizzat. Kendisine ayrı yeten eğitime verdiği desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle kıymetli büyüklerimizin her zaman yeri bizim için önem arz ediyor. Allah kendilerinden razı olsun diliyoruz. Kendisinden sonraki nesli düşündüğü için bu yaşına rağmen, ayrıyeten Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne neler verdiniz? Eski olarak yaşamınızı hurdacılık olarak sürdürüyorsunuz. Şimdi de ben 40 yıllık biriken tarihi eşyaların tümünü verdim. Osmanlı'dan kalan kitaplar, dikiş makineleri. Evet, evet, evet. Efendime söyleyeyim, bakır eşyalar. Bakır eşyalar, her tür. Birçok eşya vermiş. Burada üniversitede, kilis evinde değerli takipçilerimiz, görmek isteyenler de orada müsait zamanda gidip görebilirler. Kendisine buradan sizler adına tekrar teşekkür ediyorum. Canlı yayınımızı yavaş yavaş bitiriyoruz. Hocamca son sözlerini alabilir miyiz? Neler söylemek istersiniz? Böyle bir katkı yapmışsınız üniversitemize. Neler söylemek istersiniz son olarak? Beşeriye hizmet en güzel şeydir. Eyvallah. Teşekkür ederim. Burada da kiliste hemşehrilerimiz siz selamlar söylüyorlar. Biz de burada hepsine saygı ve selamlar. Evet. Biz de selamlar gönderiyoruz. Canlı yayınımız burada son olarak bitiyor. Burada da kendisinin tekrar fotoğrafını gösterelim. İsmail Güvenç Beyefendi ile, dönemin rektörü ile, kendisinin bir de Hafız Kamil Kıdeş Hoca'nın fotoğrafını da gösterelim son olarak. Kendisine bizzat şahsım olarak adına teşekkür ediyorum. Sağlık ve esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam.